No sé dónde vi. Give me all that you got now. Make you want me. Karşımızda dünyanın en esnek adamı. Dünyanın en esnek adamı. En esnek adamı Mustafa Yılmaz. Mustafa Yılmaz var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Bir el ense çekecek gibi halim var bana. Yok estağfurullah. İyisin, iyi gözüküyorsun abi. Atleti kapıp gelmişsin. Evet. Ne yapacaksın abi bugün sahnede? Ya bugün sadece boyun ve kollarla biraz gösteri yapacağım. Boyun yani, ve kollarla. Bu turu atlarsan sonra bacaklar falan mı dedi? Tabii tabii. Bütün vücudumu dünyada tek kullanabilen insanım yani. Nasıl bugüne yani kadar ya? Yani bütün baştan aşağı kadar bütün. O kadar esneksin. Tabii o kadar esneğim. Yani ama mesela, hiç belli olmuyor. Sağ bacağını kullanan birisi sol bacağını kullanamıyor mesela. Ben tamamını geliştirdim. Hepsini kullanabiliyorsun. Tabii, yani ilk turda kol bacaklarla gösteri var. Eğer bunu atlarsak tabii tabii devamı gelecek. Kollarla sadece kollar mı? Ondan sonra diğer bacaklara geçeceğim. Hoş geldin Mustafa. Nereden geliyorsun? Ben İstanbul'dan katılıyorum ama aslında Kırklareli Çukurpınar köyündenim. Peki ne iş yapıyorsun? Serbest meslek. Peki. Abi yani sahneye geldiğin anda çalan müzikten ve yaptığın şeyi yani yapacağını hayal bile edemezdim. Yani teşekkür ederim. Çünkü yani biraz sonra mangala gideceğiz havam var. Böyle hani ben o kıyafet, o şeyle bu hareketleri böyle bağdaştıramadım. Uzun süre bir algılamaya çalıştım. Bakın abi, sokakta görsek kolun şuradan şuraya geleceğini tahmin edemezsin mümkün ya. Mümkün değil. Sonra da kendini evirdi, çevirdi. Oralar bir denedim böyle. 2-3 kere kendini kendine doladı ya. Çok acayipti abi. Ayaklarda da oluyor mu bir şeyler? Hepsi oluyor evet. Her yerin öyle bir tabii. Yerinden bu, çıkıyor yani. Siz bunun için... Bunun için özel çalışıyor musunuz? Çünkü doğuştan böyle misiniz? Ben doğuştan böyleyim. 5-6 yaşından beri yapıyorum. İşte yalnız hedefim benim dünyanın en esnek insan olmak yani. Dünya tarihine bu şekilde geçmek. İlk ne zaman anladın abi böyle kolun yani, oralara gidebildiğini? 5-6 yaşında yani ilkokul 1. sınıfta falan yaptığımı hatırlıyordum yani bunları. Lan böyle yaptın lan ne oluyor? Öy diye gitti mi böyle? Evet, günden güne de esnedi yani. Sizler bir özellik bu sizde anladın herkes. Tabii vücudumda özellik tabii. Çalışmayla olacak bir şey değil. Bana şey gibi geliyor yani bu bir özellik. Tabii. Bir... Fiziksel bir özellik yani tabii. Esasen bunun bir yeteneğe dönüşmesi için senin bunu bir gerçek anlamda ne bileyim bir sunma. Daha daha şaşalı bir şova dönüştürebilirdin. Evet. Oynamaya çalışayım. Ben sunum şeklini hiç beğenmedim ama başka nereye gidiyor merak ediyorum yani bir üst turda da bir görmek isterim ben evet diyorum o yüzden.
Oğlum teşekkürler. Evet abi. Ben daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. O yüzden hayır. Ben de hayır diyorum. Mustafa, yani olayın sunuş şekli ben de katılıyorum. Estetik olmadı. Yani gelip buraya sen kollarında bir hareketler yaptın. Bir şeyler yaptın. Hani böyle seyrettiğimiz zaman çok zevk aldığımızı söyleyemeyeceğim ben. Ya ben bu turu hani geçecek bir performans olarak görmedim. Kusura bakma. Buraya kadar da zahmet ettin. Ben de hayır diyorum. Seni uğurluyoruz. Yani tamam. Belki strateji hatası tamam. Yaptım ama ayağına sağlık. Buraya kadar tamam, zahmet teşekkürler. Ettim. Teşekkürler. Teşekkürler.